Herkese günaydınlar. Beyhan'ın Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Değerli takipçilerim, bugün Sinop'tayım. Araç muayenesi için gelmiştik buraya. Buraya gelmişken de Alaaddin Camisi'ndeyiz. Buraları çekeyim dedim. İşimiz erken bitti. Burası türbe. Caminin bahçesinde. Çiçekler. Bugün hava bozuk olduğu için papatyalar da açmamış. Caminin birazı ahşap, birazı beton, tuğla mıdır artık nedir? Böyle. Burası bayağı bir eski bir cami. 3 tane kapısı var. Şöyle, birinci kapısı bu taraf. Tam karşısında yine bir kapı var. Şöyle karşısında. Bir de şuradan var bir kapı. 3 tane kapı var. Martılar tepeye konmuş. Minaresi. Minaresi ayrı bir yerde. Böyle. Camiden ayrı minaresi. Cami burası.
Alaaddin Camii Külliyesi. Değişik fonksiyonlardaki birkaç yapının bir arada yer almasıyla oluşan binalar topluluğuna verilen addır. Alaaddin Camii hamamıyla, medresesi ve türbeleriyle külliye olmaya yetecek yapılanmaya sahiptir. Külliyeyi oluşturan yapıların konumları tesadüfi değil, tamamen belirli bir ölçüye göre belirlenmiştir. Biz bunu İslam bilgisinin mimariye yansıması diye adlandırabiliriz. Camide kıbleye dönünce sağ tarafta hamam, sol tarafta türbe bulunmaktadır. Namazda önce sağ tarafa selam veririz, abdest alırken de önce sağ huzurlarımızı yıkarız. Fıkıh kitaplarının ilk konusu temizlik, son konusu ise ölüm ve mirastır. Alaaddin Külliyesi'nde cenazeler sol kapıdan çıkartılır. Camide kıbleye dönünce medrese arkada kalır. Bu tarz ibadetin ve hayatın merkezi olan camilerin kaynağının ilim olduğunu göstermektedir. Medresenin kapısı camiye bakmaktadır. Bu durum ilmin gayesinin Allah'ın rızasını ve insanların menfaatini gözettiğini ifade eder. Hamam ve türbe caminin ön duvarından, mihrap hizasından 3 metre geridedir. Bu da camiye verilen değer ve önemi göstermektedir. Külliyedeki bu mimari uyumların gözetilmesi tesadüfi değil, İslam mimarisindeki edebin göstergesidir.